Yedinci soru. Şimdi A ve B gerçel sayılar demiş. Şimdi soruya şöyle bir hani gözümüzün ucuyla bakıyoruz ya, soruda ne var, hangi konu falan, o heyecanla okurken orada şunu yakalamamız lazım. Bu bir şey sorusu. Sayı pozitif mi, negatif mi? 1 ile 0 arasında mı, 0 ile eksi 1 arasında mı falan, onu yakalamamız lazım. Şimdi bu tarz sorularda iki tane özel bölge var. Genelde en baba soruları onlar üzerinden türetiyorlar. Birisi 0 ile 1 arasında sayının olduğu yer, birisi de eksi 1 ile 0 arasında olduğu yer. Buraların cinsliğine şu. Şimdi mesela normalde sıradan bir sayı 2. 2'nin karesi kendinden büyük olur. Kare dediğin şey kendiyle çarpıyorsun. Tabii büyüyecek mantıken. Ama gel gelelim şurada 0 ile 1 arasında bu olmuyor. Çünkü mesela burada 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi ne oluyor? 1 bölü 2'yi 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. 1 bölü 4 daha küçük bir şey. Yani bir cinslik var. İşte buradan da soru üretiyorlar. İkincisi şu bölgede. Eksi 1 bölü 2 mesela. Eksi 1 bölü 2'nin karesi kendinden büyük oluyor. Niye? Çünkü pozitif olduğu için. Negatiften pozitife döndüğü için büyük oluyor. Ama 3, bir daha çarparsak, yani küpünü alırsak, o zaman yine negatife dönüyor. Eksi 1 bölü 8 oluyor. Sıfıra daha çok yaklaştığı için yine daha büyük oluyor. Fakat bu sefer negatif oluyor. Yani a küp eksi oluyor. Pozitif olmuyor. Genelde buralardan soru türetiliyor. Şimdi bakalım ne yapmış. Şimdi demiş ki a kare a'dan küçük. Şimdi bunu demesi bize kısaca şunu demiş. A sıfırla bir arasında demiş. Çünkü başka bir yerde a kare a'dan küçük olmaz. Yani eksi 2 olsa karesini al 4. Eksi 1 bölü 2 olsa karesini al 1 bölü 4. Negatiften pozitife döndü. Dolayısıyla büyüdü. E zaten klasik sayılarda işte 2'ydi, 3'tü. Bunların kareleri büyük kendisinden. Bir kalıyor 0 ile 1 arası. Bu sayı 0 ile 1 arasındaymış. A. Dolayısıyla şıklardan bakalım. Şıkkı B üzerine kurgulamış. Tamam. Gelelim burada yazalım. A çarpı B küçüktür eksi 1. E şimdi ben A'nın 0 ile 1 arasında olduğunu biliyorum. 0 ile 1 arasında her ne kadar cins de olsa pozitif bir sayı yani. Pozitif olduğunu da biliyorum. 0 ile 1 arasında bu. E ben bunu B ile çarpmışım. Eksi 1'den küçük olmuş. Öyleyse B negatif bir şey. Bunu tutmuş negatif yapmış. Şu şıklardan bakıyorum. B'nin negatif olmadıklarını bir eleyelim. Şu seçeneği de eleyelim. Çünkü bunlar pozitif kısmı da içerisine alan şeyler. B pozitif olamaz. B'nin aralığı için iki tane değer kaldı. Biri eksi 1'den eksi sonsuza, birisi ise sıfırdan eksi sonsuza olan aralıklar. İkisindeki tek farklı yer aslında sıfır ile eksi 1 arası. Şimdi biz şuna bakacağız. Sıfır ile eksi 1 arasında B değer alabiliyor mu? Alıyorsa zaten budur. Alamıyorsa bu aralığı seçmemiz gerekiyor. Bunun için de en pratik yol aslında sayı vermek. Hızlı bir şekilde çözmek için. Oradan bir değer vermek, yani o bölgeden bir tane değer vermek. Şimdi A 0 ile 1 arasındaydı. Örneğin basit olarak 1 bölü 2'yi verebiliriz. Böyle aralıklarda işte 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2 bayağı pratiklik sağlar. 1 bölü 2. Burada da B de eksi 1 bölü 2 olsun şu aralıkta olduğu için. Eksi 1 bölü 2 ile çarptığımızda eksi 1 bölü 4 oluyor. Yani eksi 0,25. Şimdi eksi 0,25 eksi 1'den büyük mü küçük mü? Sınavda heyecanla bunu karıştırmamak için şey diye düşünelim. Sıfıra hangisi yakın? Çünkü sayı doğrusunda sıfıra yaklaştıkça negatifler büyüyor. Eksi 0,25 sıfıra daha yakın. Çünkü eksi 1 burada, eksi 0,25 burada. Öyleyse bu daha büyük. Sıfıra yakın olan büyüktür. Yani öyleyse bu eşitlik sağlanmadı. A çarpı B 0,25 oldu. Eksi 0,25. Eksi 1'den büyük oldu. Bunu sağlamadı. Demek ki biz bu aralığı dahil edemiyoruz. Onu da eledik. Cevabımız A seçeneği oluyor.